Bilim Merkezi kavşak çalışmaları, içme suyu tesisleri derken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir yıllık çalışmalarını geride bıraktı. Peki vatandaş bu çalışmaların ne kadarından haberdar? Başkan Beyazgül'ün projelerini nasıl değerlendiriyorlar? Gelin yanıtlara hep birlikte bakalım. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Abide kavşağı olsun, Akçakale yol genişletme çalışması, Siverek hayvan barınağı, bir takım çalışmalar yapıldı merkez ve ilçelerde. Bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Genelde belediye başkanlarımız çalışıyor. Ben Karaköprü'de oturuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı da çalışıyor. Bizim başkan da çalışıyor yani. Ya bizim en ufak bir şeyimiz yok. Memnunuz yani. İnşallah seçimlerde tekrar ikinci yüzyılı kutlarız. Peki 2023 yılında herhangi bir talebiniz var mı vatandaş olarak belediye başkanlarından? Tabii daha güzel mesela çay bahçeleri olur, parklar olur. Toki evleri yapılsa iyi olur yani. Fakir fukara biraz... Çay bahçeleri dediniz. Yıkılıp çay bahçesine dönüştürülen alanlar yerler sizin için güzel, yani güzel. Güzel yapılmış. Gerçekten ben oradan geçerken baktım, güzel yani. Memnunuz yani. Yeşil alanla biraz nefes alıyor aslında şehir. Tabii ki yani insanlar o yeşil alanlarda nefes alıyor. Başka gidecek bir yeri yok. Çünkü bizim memleketimizde deniz yok. Ancak yeşil alanlarda nefes alıyoruz. Teşekkürler. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün 2022 yılında yaptığı çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi Zeynel Abidin Bey gerçekten çok güzel şehre çok çalışıyor. Biz ondan çok memnunuz. İnşallah bundan sonraki devirde de seçilir. Bu yapılan yollar, onlar çok güzel. Yeni yollar. Yeni yollar, evet, kavşak, mavşak falan çok güzel. Olsun, i̇çme suyu olsun, hayvan barını olsun. Her şeyi mükemmel. Daha da çalışmaya devam ediyor. Ekibi de çok güzel. Ben ona buradan Şanlıurfa'nın adına teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. 2023 yılında talepleriniz var mı kent için? Vallahi 2023 yılında kentimizde çok biraz eksiklerimiz var. Mesela bu öğrencilerin bu şeye, üniversite gidiş geliş için bize bir tren yolu lazım. Yani tren dediğim yani bir mutlaka bir elektrikli tren lazım ki bunlar rahat gidip gelsinler. Yani memleketimizde çok büyük bir kalabalık var. Şehir tamamıyla otopark sorunu var. Onların güzel şekilde halledilmesi lazım. Yer altındaki otoparklara ihtiyacımız var. Başkanım eğer bunlarla şey yaparsa daha memnun oluruz. Yeniden daha güzel şeyler bekliyoruz. Ben teşekkür ederim. Ahmet Bey, 2023 yılına girmemize sayılı günler kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün 2022 yılında yaptığı projeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şahsımca güzel projeler yaptı. Ama yeterli mi? Değil. Yani daha güzel bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Seçim de yaklaşıyor. Yani şu anda bu çalışmaları hızlandırsa ve altyapıyı... Abide kavşağı, hayvan barınağı, içme suyu, birçok çalışmalar çok yapıldı. Projeler Urfa'da çok ciddi katkıları oldu. Urfa'nın çevresini de değiştirdi. Ama yeterli mi? Değil. Yani 2023 yılında talepleriniz neler? Yani vaat ettikleri şeyleri süratle yapmalarını bekliyoruz. O kadar yani. Çünkü çok ciddi projeler var. Özellikle o seçim beyannamelerinde ifade ettikleri o projeler gerçekleştirirseler yeterli. Başkasını da istemiyoruz. Yeter ki sözlerinde dursunlar. Güzel ve yerinde buluyorum. Güzel şeyleri yapanların bütün insanlardan Allah razı olsun. Şahıs değil, önemli olan memlekete güzel bir şeyler yapmak. Kim eline vicdanını atıp memleket için bir şey yapıyorsa Allah razı olsun ondan, ne mutlu ona. Hangi çalışmalarını biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin? Ben ilçelerden geldiğim için ilçelerden de görüyorum. Beğeniyoruz. Başarıların devamını. İlçelerde de bir takım çalışmalar yapılıyor. Akçakale olsun, Siverek olsun. Evet, doğrudur. Şu anda Akçakale'de de çalışma var. Vallahi iyidir yani, fena değil. Güzel. Başarılı buluyorum. Hangi çalışmalarını biliyorsunuz? Yani yolları falan yapıyorlar, temizliği falan. İyidir yani. Yapılan çalışmalardan memnunsunuz, evet. Bir yıl boyunca. Evet, memnunuz. Şu anda iyi gördük. Büyükşehir Belediye Başkanı iyi gördük. Şu anda iyidir. Ki Zeynel Abidin Beyazgül'e bir mesajınız var mı? Zeynel Abidin'e çok teşekkürler ederim. Vallahi takip etmiyorum. Niye beğeneyim ki? Yani sebep ne? Ben kalanın arkasında oturan bir insanım. Bak, kalanın arkasını hiç gidip de bir kontrol ettiniz mi oradaki insanların yaşam tarzını? Veya oradaki insanların yıkılan o evler 3 yıldır, 4 yıldır o evler yıkılmış. Gidin de bir orayı bir gelin, Allah aşkına bu belediye başkanının ne kadar bir hizmeti var.
Ben tamam bir şey demiyorum. Yani ağzına bakmayın, ben onu eleştirme gibi bir şeyim de olmaması gerekir ama sonuçta gerçekleri de konuşmak lazım. Yani ona yok efendim bir turizme bağlandı, yok efendim bir şeye bağlandı, yok belediyeden çıktı başka yere bağlandı. Ama sonuçta bir gün 3 yıldır orası yıkılmış. Çözüm istiyorsunuz. Tabii ki oraya bir çözüm istiyoruz. Orası bir akrep yuvasına dönüştü orası. Gidin bakın bir balicilerin yuvası oldu. Gidin bakın o mağaraların boşluklarındaki şeyler. Yani haksızlıktır. Orada yaşayan insanların hiçbir bir hakkı yok. Hiçbir bir sosyal yaşantı hakkı yok. Yani oralar toz içinde. Orası bir park haline park yapılacak diyorlar. Tamam, onu bir park yapın da oradaki insanlar bir faydalansın. Çünkü daha iyi hizmet, işsizlik. Abi şu anda kendimiz gurbette çalışıyoruz. İzine gelmişiz. İş olsaydı kendi memleketimizde çalışırdık. Güzel. Çalışmaları yakından takip ediyor musunuz? Fazla Abide değil. Abide Kavşağı olsun, Kızılay Meydanı olsun, içme suyu tesisleri. Güzel olmuş. Hı-hı. Beğeniyoruz yani. Hı-hı. Başka bir şey yok. Peki 2023 yılında Zeynel Abidin Beyazgül'den bir talebiniz var mı? Ne talebimiz olacak? Her şey yapılıyor zaten. Hı-hı. İyidir. Fena değil. Hı-hı. Güzel. Vatandaş olarak hizmetlerden memnun muyuz? Memnun yok. Ne olacak? Allah razı olsun. Yapıyor işte. Az çok yapıyor. Elinden geleni yapıyor.